Merhaba arkadaşlar, 7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla birlikteyiz. 1. sorumuz: Ali matematik ödevindeki zor problemleri çözmek için çok uğraşıyordu. Bazı soruları çözerken neredeyse kafa patlatmak zorunda kalıyordu. Çünkü çok düşünmesi gerekiyordu. Ama her soruyu çözdükçe matematikte daha iyi olduğunu hissediyordu. Bu zorlu çalışma ona soruları daha hızlı ve doğru çözme konusunda yardımcı oluyordu. Bu metindeki altı çizili deyimin metne kattığı anlamı yazınız. Arkadaşlar dikkat edersek deyimimiz kafa patlatmak bir konu üzerinde çok fazla düşünmek anlamına geliyor. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. İkinci sorumuz: Aşağıdaki cümlelerdeki geçiş ve bağlantı ifadelerini belirleyiniz. Bu ifadelerin anlama katkısını yazınız. Matematik sadece sayılarla uğraşmak değildir. Bir başka deyişle bu ders problem çözme, mantıklı düşünme ve analitik becerileri geliştirme fırsatı sunar. Arkadaşlar buradaki geçiş ve bağlantı ifadesi bir başka deyişle, bakın buradaki cümleden diğer bir cümleye geçiyor. Kattığı anlam ise açıklama yapılmıştır arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Sonraki cümlemize bakalım. Diyet yaparken tüm yiyecek gruplarını dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir. Özellikle taze sebze ve meyveler günlük beslenme düzenimizde mutlaka yer almalıdır. Buradaki geçiş ve bağlantı ifademiz arkadaşlar, özellikle burada diyeti tarif ettikten sonra neler yememiz gerektiği hakkında bir açıklama yapmıştır ve bunu desteklemiştir arkadaşlar. Yani kattığı anlam, anlamı desteklemek. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü soru: Aşağıdaki cümlede yer alan fiilin aldığı kipi ve bu kipin ifade ettiği anlamı örnekteki gibi yazınız. Örneğimiz: Her sabah düzenli kitap okuyorum. Şimdiki zaman kipi arkadaşlar, öğrenilen geçmiş zaman. Sorumuza gelince, toplantıya geç kalan Zeynep olacak. Burada arkadaşlar dikkat edersek bakın Jack ekimiz var. Yani gelecek zaman. Kipin ifade ettiği anlam ise gereklilik kipi arkadaşlar. Bu şekilde yazıyoruz. Dördüncü sorumuz: Aşağıdaki şiirde yer alan zarfı bulup metne kattığı anlamı yazınız demiş. Arkadaşlar öncelikle okuyalım. Zorluklar aşılır bir bir, yılmaz bu millet mücadeleden. Tarih yazar kahramanlar, kurtuluş, istiklal, büyük zafer. Mesut Hayat öğretmenimiz yazmış. Arkadaşlar burada dikkat ediyoruz. Zarfımız bir bir. Metne kattığı anlam ise durum zarfı olmuştur arkadaşlar. Yani durum bildiriyor. O yüzden de cevabımızı bu şekilde yazıyoruz. Beşinci sorumuz: Burada bize iki tane metin verilmiş. Metnimizi okuyalım. Düzenli egzersiz yapmanın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmez. Fiziksel aktivite kalp sağlığını korur, enerji seviyesini artırır ve genel ruh halini iyileştirir. Her gün yapılan kısa bir yürüyüş bile uzun vadede büyük farklar yaratır. Bu nedenle herkesin yaşam tarzına düzenli olarak egzersiz eklemesi gerektiğini savunurum. Ali'nin günleri sabahın erken saatlerinde başlar. Şehrin henüz uyanmaya başladığı sessizlik içinde parkın serin yolları onu bekler. Her sabah güneş doğmadan önce Ali ayakkabılarını giyer, kapısını ardında bırakır ve parka doğru yola koyulur. Bu rutin son bir yıldır hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu süreçte Ali kendini hiç olmadığı kadar iyi hissetmeye başlamıştır. Eskiden sık sık rahatsızlanırken artık nadiren hasta olmaktadır. Bu metinleri verdikleri mesaj yönünden karşılaştırınız. Dikkat ettiğimizde her iki metinde de egzersizin sağlık üzerindeki etkileri vurgulanmıştır. İlk metinde egzersizin sağlık üzerindeki etkisi doğrudan anlatılmış. İkinci metinde ise egzersizin sağlık üzerindeki etkileri bir öykü üzerinden dolaylı olarak vurgulanmıştır arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. 6. Aşağıdaki anlam özelliklerine uygun birer cümle yazınız. Koşul demiş arkadaşlar. Koşul için: Sınavdan yüksek not alırsam ailemle birlikte sinemaya gideceğiz. Dikkat edersek burada sinemaya gitmenin koşulu arkadaşlar yüksek not almak. Karşılaştırma ise: Kardeşim futbolda oldukça iyiyken ben basketbol konusunda daha yetenekliyim. Bakın kardeşinin futboluyla kendisinin basketbolunu karşılaştırmış. Benzetme: Gözleri yıldızlar gibi ışıl ışıl parlıyordu. Burada da gözleri yıldızlara benzetmiş arkadaşlar. Ben cümlelerini bu şekilde yazdım arkadaşlar. Siz de kendi hayal gücünüzle, kendi bilgilerinizle istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Yedinci sorumuz: İyilik konulu bir şiir yazınız.
Yine tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Yani iyilikle ilgili yazacağınız şiir sizin hayal gücünüze bağlı arkadaşlar. Ben şu şekilde Mesut öğretmenimizin bir şiirini kullanıyorum. İyilikle yoğrulmuş her bir an hayatı güzelleştirir adeta. Sevgiyle paylaşımla dolu her an daha da anlam kazanır bu dünyada. Evet, dediğim gibi Mesut Hayat öğretmenimizin şiirini kullandım. Siz kendi hayal gücünüzle istediğinizi yazabilirsiniz. 8. soru. Serim bölümü verilen aşağıdaki hikayeyi tamamlayınız. Tamamladığınız hikayeye uygun bir başlık koyunuz. Serim bölümümüz, yaz tatilinde arkadaşlarımla birlikte kamp yapmaya karar verdik. Ormanlık bir alana vardığımızda çadırlarımızı kurduk ve ateş yakarak akşam yemeği hazırladık. Sonra gökyüzünde yıldızları seyretmek için dışarı çıktık. Gece ilerledikçe hava birden soğumaya başladı. Rüzgar hızla esmeye başladı ve gökyüzü bulutlarla kaplandı. Biraz sonra ilk damlalar yağmaya başladı. Arkadaşlarımızla ne yapacağımızı düşünürken liderimiz hemen çadırlara girip güvende kalalım dedi. Çadırlara hızlıca girerek sıkı sıkı kapattık. İçeride biraz endişeli olsak da birbirimize şakalar yaparak moralimizi yüksek tuttuk. Yağmurun ve rüzgarın şiddeti arttı ama çadırlarımız bizi korudu. Sabah olduğunda hava açıldı ve güneş doğduğunda dışarı çıkarak doğanın güzelliklerini izledik. Bu deneyim bize doğada her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini öğretti. Arkadaşlar, yazılı çözümlerimiz burada bitti. Mesut Hayat öğretmenimizin Türkçe yazılılarıydı. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.